Olacak mı? Bak burada böyle birkaç şey olmuş. Evet değerli arkadaşlar. Bugün yine bir bahçe gününde beraberim kıymetli Yusuf Bey'le. Yusuf Çetin Hocam İstanbul'da esnaf kendisi, sanatkar. Gerçekten kendisi ben diyor İstanbul'u çözdüm ama bölgemi çözemedim, memleketi çözemedim. Büyük işçi konusunda sıkıntısı var. Hep beraber bunu yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar bu toprağa biz yaklaşık bundan 1,5 ay var değil mi? 1,5-2 ay var. Yani fındık sezonundan sonra hemen Yusuf abimiz bahçede bir çalışma yaptı. Bahçenin bazı sorunları var. Bahçe olduğu gibi kirli toprak arkadaşlar. Buyurun. Cam macunu gibi. Çok acayip sert bir toprak. Tabii 3 yıldan beri herhalde kimyasal da kestik. Kesinlikle kullanmadım hocam. Evet. Tabii bir tane ziraat mühendisi arkadaşımız demiş bir kendine gelsin. Kullanma demiş. Gerçi biraz radikal iş olmuş ama tabii burada bitki kendini daha da fazla yıpratmış. Bazı hastalıkları üzerine toparlamış. Delici ve emicileri. Onun için dallarımızda akıntılar başlamış. Sağlam dal kalmamış. Bizleri bundan 2 ay önce aradığında bahçesini ziyarete gelmiştim. Bu tür topraklarda mutlaka ve mutlaka Leonardit kullanılmasını önermiştim. Tabii Yusuf Bey bu fikrimi o danışıp görüştüğü, çay sohbeti yaptığı arkadaşla bağlantı kuruyor. O da aynı noktada sanırım birleşiyor. Ve Yusuf abimiz bu sefer ISO organiğe karar veriyor. İyi mi yaptı? İyi yaptı. Peki iyi olmayan ne? Kötü demiyorum bak. Kötü başkadır, eksik başkadır. Eksiklik olacak mı? Olacak. Çünkü biz doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Doğru mu hocam? Evet, evet abi. Ben buraya gelmeden önce Yusuf abi burada süper bir kıyım yapmıştı. Dalları tamamen yok etmişti. Ben çok üzülmüştüm. Hatta dal kesimini yıldan yıla seyret demiştim. Ama sana şu anda çok büyük görev düşüyor. Bizim Aysa organik ürünlerini bol miktarda ocaklarımızın dibine bir tanker yaprağı atarsan bir tanker de dibine kullan. Tamam mı hocam? Anladım. Neden? Burada hızlı bir köklenme yapacağız. Bir. İkinci özellik ocaklarımızın içine, etrafına yani burası bayağı büyük bir ocak Yusuf abi. Yani böyle 70 santim dışına olmak şartıyla kullanmış bir miktar. Tabii bu bilen de bunu yapıyor, bilmeyen de yapıyor demeyeceğim. Bu tekniği pek bilen olmadığı için işçi arkadaşlar işte kürekle gelişigüzel atıvermiş. Değil mi? Kimisinin burasını atmış, kimisini bakın arkadaşlar. Sade buraya atmış. Yusuf abi şuraya bakar mısın? Ya bunu ocağımızın her tarafına kullanmamız gerekir. Ve kalın atmış. Evet kalın atmış. Şimdi burada şöyle bir ocağı, bak bu yabani ağaçları da alalım. Böyle bir ocağı Yusuf Bey ne kadar atmamız lazım biliyor musun? En az 10 kilo. 12 kilo. Yani ama ne var Yusuf abimiz şimdi diyor ki Yusuf Bey ben diyor her yıl kullanacağım. Amenna ve sedakna kullansın. İkinci özellik zaten ya, yeni mi attın Yusuf hocam onu? Yeni attım. Şimdi başka ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi Yusuf abime şunu diyorum. Arkadaş sen hemen o işçi arkadaşları getir. Eldiveni taksın hocam olduğu gibi şey. Görüyor musun? Kil hocam. Olduğu gibi kil. Burada şurada organik yüzey bak yüzeye yakın şuralarda var. Toprak geçecek orada da ot çıkıyor. Evet. Bunu biz bunu üzerine kapatacağız arkadaş. Bunu üzerine kapattığımız zaman bu sandviç besleme tekniği Aysa organiğe aittir. Onu da söyleyeyim. Bu burada kar ve yağmur suları ile bu eriyecek. Eridiği zaman bu hem bu ürün alt tabakaya doğru çözünürlüğü artıracak. Hem üstteki toprağın çözünürlüğünü artıracak. Yani burada şöyle sandviç iki kat düşün. Üç kat.
hem altını hem üstünü. Ortada da kökler hareket edecek. Onun için şu bölgeye 10 santim, 15 santim at. Çünkü burası ocak değil. Üstad. Ve en kısa zamanda şunları biz dala dönüştüreceğiz. Ve size şunu söyleyeyim. Kaç gün önce sıvıyı kullandın sen? Hocam 10 gün önce falan atmıştım. Şuraya görüyor musun bak. Şu gözenek patlamalarını gördün mü? Nasıl dobarmanlaşmış. Evet. Neredeyse yaprak açacak. Bak gel buraya. Gözenek dibinden gözenek patlatmış. Evet. İlk olmasına rağmen. Bak ilk olmasına rağmen inşallah çok güzel canlandırmış bu olay. Ama bu yeterli değil Yusuf Hocam. Hocam ben bir şey söyleyeyim. Hayır oraya geçmeyeceğim. Onu ben geleceğim. Bak şimdi şurada şurayı görüyor musun? Çok güzel bir dalım var burada bak. Bak hem de dışarıya geliyor. Bak hocam hem de dışarıya geliyor. Görüyor musun şunu? Bak bu kurumuş zaten. Bunu kaldırıyorsun. Kurumuş bu. Evet. Bak bu dal böyle dışarı doğru çalışacak. Evet. Ama şunları kesiyoruz tabii. Bunları kesiyoruz. Bu dışarıya doğru çalışacak. Çok güzel. Bu da çalışıyor. Bak sen bunu baharın tanıyamayacaksın bu dalları. Ama benim dediğim gibi yaparsan. Baştan savma yaparsan hiçbir anlamı yok. Şimdi söyle bana. Ben bu dalı da hocam hasta diye kesecektim. Sonra gördüm. Hepsi bunun daha yeni olduğunu fark ettim. Şimdi onun faydasını gördüğümü anladım. Aysa Organik sıvı ürünü kullandıktan sonra bu gözenekler evet, şişti mi? Şişti. Evet. Çalıştı mı? Budur hocam. Bak. Her tarafı gayet güzel. Ama bunu bugün görmeyeceğiz. Ben bugün konuşmayacaktım. 2 yıl sonra konuşmayı düşünüyordum ama yani şimdi ya bu kadar da ürününü met etme gibi bir cümle çıkmasın ağzımızdan diyecektim. Şimdi bizi izleyen arkadaşlar öyle konuşabilir ama bunu siz beyan ettiniz. Yani 10-15 gün önce kullanılan beslemenin farkını şu anda hissediyoruz. Doğru mu? Evet ben kendim gördüm. Tamam. İnşallah değerli arkadaşlar ben bütün çiftçi arkadaşlarımın başarılı olmasını istiyorum. Ama başarı bir kişiyle olmuyor. Başarı karşılıklı oluyor. Sonuç başarı. Sonuç başarısızlık. Ama başarıya gitmenin yolu verdiğim teknik bilgileri birebir çiftçimin uygulaması. Doğru mu Üstad? Evet. Siz nasıl ki... Uygulayamamışız hocam. Yok güzel. Emeğinize sağlık. Çok güzel bir çalışma yapıyor. Fındık toplamasından bayağı muzdarip Yusuf Bey gitmiş 140 bin liraya, 118 bin liraya makineler almış. Bu meyilli arazide o makinelerin çalışması pek sağlıklı değil. Onun için rotor yaptırıyor, bilmem ne yaptırıyor. Ah kardeşim be, şu toprak var ya Yusuf hocam, şu yüzeyde olan şu toprak var ya, asıl besleyici şeyler burada. Yıllardan beri otu tırpana vurmuş burada hocam. Tamam mı? Evet. Ondan sonra ama toprak çok sert. Ama biz bunun bir miktarını bu ocağın dibine atarsak lütfen. Şimdi sana diyeceğim ya yevmiyesini ben vereyim kardeşim git de getir şu yok ocakları hocam doldur diye desem abi bir başka müşterim de diyecek ki Adem Bey bize de lazım diyecek olmayacak. Sen yine müşteri şeyi bul işçi arkadaşları getir ama şurada da çayı demle başında dur. Eliyle yapsın ya ne olur eldiven var mübarek bak ne kadar güzel şey yapmışsın. Yağmur gelene kadar gelecek yılda beni tanıma. Ondan sonraki yılda beni tanıma. Bu Türk çiftçisine biz bu tekniği kabul ettireceğiz. Evet 50-60 yıllık 80 yıllık bahçe kardeşim. Babanız bunu kazma burnuyla dikti. En azından hiçbir şeye saygımız yoksa atalarımıza saygımız olsun. Babalarımıza saygılı olalım. Biz ataerkil aile tipleriyle yetişmiş insanlarız. Evet, maalesef. Ama ne yazık ki baba böyle yaptı. Yapsın kardeşim baba öyle yapmış o zamanın şartlarında. Sen daha iyisini yap. Doğru mu? Evet. Var mı bir... Yok hocam ben teşekkür ederim. Ben eksiklik, sizin, fazlalık. Sizin söylediğinizi yapmak istiyorum. Seneye tekrar arayacağım. Tamam. Bekliyorum.
tesadüfen bu bölgeye gelmiştim değerli arkadaşlar. Bizim Tombiş'in telefonu çaldı. Tabii Yusuf Bey, ben böyle bir şey yaptım. Hemen dedim ziyarete gidelim, bakalım neler yapıyor. Mutlaka eksik bir şeyler yapmıştır. Hakikaten eksik bir şeyler yapmış. Biz şimdi iki takım ürün verdik. Değerli dostumuz tutmuş her bidonun yarısını tankere koymuş. Olmaz böyle şey. Yani hocam bunu kimse bilmez. Bizim teknik bize aittir. Ar-Ge'miz bize aittir. Sonuçlar çiftçimizle beraber sonuca gidiyoruz. Elhamdülillah. Ama lütfen çok güzel, ben burada şımarıklığı gördüm bitkide. Yusuf hocam. Ama şunun dibini dolduralım. Tamam hocam. Var mı ekip? Çok teşekkür ederim. Ekip buldum. Ekip varsa getir. Kürek burnu ile, kazma burnu ile, çapa burnu ile bunu yap toprağa. Ondan sonra gelecek yıl rotoru başka şey yaparsın. Rotoru Yusuf Bey, siz yemeğe hazırlamadan tabakları hazırlamaya kalkmışsınız. Tabağa kaşığı. Bu ortadaki yapılan işlemin fındığa hiçbir faydası yok. Sadece kendinizi tatmin ediyorsunuz bunu, bu ortadaki ya, yapılan işlemle. Gözüken öyle ama işin özü o değil. Şimdi bu toprak biraz yumuşadıktan sonra ben bu oraya attıktan sonra eyvallah. Hocam burada yapsın. Buraya koy. Hemen koy. Ama hemen koy onu. Şimdi arazi çok sertken arazinin daha önceki hali böyle taş gibi. Buna kazma da işlemiyordu. Hiçbir şey de işlemiyordu. Dışarıdan toprak getirtmem gerekti. Bu buraya koyulmadıkça bir hükmü yok. Ben çünkü sizin söylediğiniz gibi kullandım. O kadar verimli arazilerime onlardan da yine döktüm. Irmak kenarları dediğimiz yerlerde. Oranın toprağı kumlu mu? Kumlu toprak. Kumlu. Oranın su tutma özelliğini artırmamız lazım. Oraya da lazım, buraya da lazım. Önemli ben değil. Ben 10,5 oldu, 25 kilo mu? Ben 12'sini buraya, 12,5. Tamam. Güzel. Güzel. Sabredeceğiz. Gelecek yılda atalım. Bu çünkü dirençli bir toprak. Bak onu söyleyeyim. Toprak arkadaş, bak bitki örtüsü üzerinde ama cam macunu gibi, görüyor musun? Toprak direnci yüksek arkadaşlar. Bu dirençli toprağı mutlaka ve mutlaka gevşetmeliyiz. Bak organik şey burada üstad. Anladın? Bunu tamam. Bu direnci kırmamız için çok çaba sarf etmemiz lazım. Onu baştan söyleyeyim. O ziraat mühendisi arkadaşı tebrik ediyorum. Güzel bir sizleri yönlendirme yapmış. Tabii belki bu bölgede olsaydı yine yapmazdı arkadaşlar. Yani bu ziraat mühendisi İstanbul'da. Evet. Bayağı bahçe işleriyle uğraştığından dolayı elde ettiği arazideki tecrübeyi arkadaşımıza sunmuş. Arkadaş da bizi bulmuş. Ben gerçekten tebrik ediyorum ziraat mühendisi arkadaşımızı. İşte böyle bağdan bahçeden anlayan arkadaşlar çiftçilerimize yön verecek. Ben bunu böyle görüyorum. Bir de Yusuf hocam, şimdi burada bak çok güzel enerji var. Sen bunu buraya attığın zaman her zaman her yerde dediğim gibi arkadaşlar. Bak hocam, gel az yanıma. Gel bakayım. Bak hocam. Değerli arkadaşlar, olduğu gibi besin kaynağı. Sen 3 yıl sonra beni tanımayacaksın. 5 yıl sonra beni tanımayacaksın, tamam mı? Bunu sen buraya mesela şu toprağı koyduk ya dostum. Bak bu toprağı koyduk ya, bunun altında bu enerji olarak çalışacak. Bitki köklenmesi burada tekrar oluşacak. Mesela 3 yılda şu kalınlığı çıktıysa 1 yılda çıkacak bu kalınlığı. Aradaki farkımız bu. Biz size araziden laf söylüyoruz arkadaşım. Öyle defter üzerinden, şey üzerinden anlatmıyoruz. Ezbere bir şey anlatmıyoruz. Biz bunları çiftçilerimizle yaşadık, gördük. Şimdi uygulamayı genişletmenin gayreti içerisindeyiz. Ne kadar üst üste koyarsan koy, şuraya doldur. Anladım. Dediğim gibi ya, lütfen beni 3 yıl sonra, 5 yıl sonra tanıma. Hayır, tanışalım, devam ya, edelim. Biz bilgi sahibi olmak isteriz yani. Ya şimdi bu bilgi, şöyle bir durum var. Değerli arkadaşlar, her zaman konuştuğumuz konular bunlar da gerçi... Pelesenk oldu dilimize bunlar. Eğer yabancı bir isimde bu sunumu yapmış olsaydık şu anda herkes bunu benimseyecekti. Yabancı bir isimle bunu sunumunu yapmadığımız için doğal
vatandaşın bildiği işi teknik olarak sunduğumuz için pek insanlar ısınamıyor bu işe. Yok hocam ya, biz aslında özümüze dönmek istiyoruz. Hayır, sizler istisna. Şu anda vatandaş bahçeye gitmiyor, tarlaya gitmiyor. Anladın? Bir fındık zamanı, bir tırban, bir de baharın ot yetiştirme, yaprak yetiştirme, gübre dedikleri dalga dubarayı kullanıyor. Ondan sonra fındık olmuyor veya meyve olmuyor. Olmayacak kardeşim. Bak, Yusuf Bey ne dedi az önce? Arkadaşlar, ben şu dalı dedi kurudu diye kesecektim. Evet. Canlanmış mı? Beraber bakalım Yusuf Hocam. Canlanmış mı? Canlanmış. Gözenekler. En basit, Yusuf Hocam, en basit filizler. Kendisini yaşatamıyordu ama şurada meyve gözeneklerini ben görüyorum. Şu meyve gözüne. Evet. Ve püs salmaya başlamış. Çok güzel. İnanılmaz bir şekilde. Ben hatta buraya geldiğim zaman, şu tarlanın başına girdiğim zaman Yusuf abime biraz takılmıştım. Niye hep kesmedin demiştim. Değil evet. mi? Çok kesmişti. Ama bunu kapatacağız bu yıl. Yalnız sen en az bir tanker dibine buraya kullanıyorsun. Anladım. Tamam. Anladım hocam. Evet arkadaşlar. Kısa ve öz, yerinde çözüm. Leonardit bizim kendi ülkemizde üretiliyor. Aysa Organik yine yerli üretim. En az 5 tane ayrı doğal ürünler elde ettiğimiz solüsyon. Her birinin de içinde 30'ar tane mineral var. Değer var 27-30 tane. Hayırlı olsun Yusuf abi. Teşekkür ederim. Vallahi ben çok mutlu oldum. Bayağı bir emek sarf etmişsin. Eksiklikler var. Ama doğru yoldasın. Düzelteceğiz inşallah. Yavaş yavaş. Hep beraber. Sağlıcakla.